Şimdi arkadaşlar, uzun zaman sonra benden hem çok istediğiniz hem de çok sevdiğiniz bir içeriği çekmeye gidiyoruz Doğukan'la. Hatta Doğukan da gelecek bizimle. Market alışverişi videosu, bu eve herhalde sadece ilk alışverişimizi yaptığımız için. Evet, sadece market alışverişiyle sınırlandırmayalım bence. Ya hayır, yani tabii ki sadece olmayacak. İşte onu yapmaya, çekmeye gidiyoruz. Bu arada gerçekten evde hiçbir şey yok. Alışveriş yapacağız ve ben şey dedim yani. Efendim? Dedim hani bir vlog da çekeyim. Bu arada en son oraya gittiğimizde oradaki güvenlik 10 kere falan gelip işte yok video çekemezsiniz falan filan. Yani kendi YouTube kanalıma çekiyorum, sana ne oluyor sanki? Sürüyorum. Al işte markayı da söyledim, Allah kahretsin. Neyse, biplerim burayı. O yüzden yani gizli saklı bir şeyler çekmeye çalışırız inşallah. Çıkıyoruz, orada görüşürüz. Doğukan geldi, neden? Çünkü bizim her market alışverişimizde Doğukan yanımızda oluyor. Çünkü bize en son yükleri taşımak gibi. Tamam. Hayır ya, saçmalamayın be. Yükleri taşıması gereken biri var. Doğukan diyor ki bir gün, ama bak gerçekten hiç böyle planlı olmuyor bunlar. Bu sefer Volkan bilerek yaptı, planladı, evet. Ama bundan önceki hiç planlı olmuyordu. Doğukan bir gün şey dedi. Ya ben anlamıyorum ki dedi. Beni mi bekliyorsunuz, market alışmış yapmış. Hep aynı şey oluyor. Evet, ama bu sefer abin gerçekten senin gelmeni bekledi. Bu konuda yalan söyleyeyim. Normalde öyle mi? Yok, normalde değil. Bu şey. Değil. Şimdi geldik. Birazdan alışveriş başlayacak. İnşallah beni hiçbir güvenlik gelip uyarmaz. Nasıl? İnşallah olgunlaşmış vardır. Ne alıyorsun? Avokado. Ama kanda. Anakonda var. Olgunlaşmış. Bunlar çok güzel oluyor. Arkadaşlar, Fatma şu anda Okan'la beni kıskanıyor. Biz gülüyoruz, eğleniyoruz diye bize hayır, bağırıyor. Yani onlar sohbet ediyor. Vlogumu kim çekecek? Birinin bir şey yapması lazım yani. Ne alıyorsun? Takacağım. Karnıyarık mı yapacaksın? İyi, karnıyarık sevmiyorum. İkili ben tava. Seviyorum ama işte Fatma İkili sevmediği için yiyemiyorsun. Ya sen de sevmiyorsun. Yalan söyleme ya. Sen patlıcan sevmezsin zaten. Patlıcan yemek asla yemem bu arada yani. İkiliz tava ikiniz de seviyorsunuz ama. İkiliz tava yaparız ya da karışık kızartma falan yaparız. Şimdi bizim evde en çok biten şeylerden birisi patates ve soğan. Soğan, sarımsak, her şey bize çok hızlı bitiyor. O yüzden bir soğan stoğu yapacağım. Şeyler de çok acı. Gözlerimi yakıyorum ama ne yapayım? Var ya, salatayı soğandan yapınca falan çok güzel. Hep büyük seçiyorum fark ettiyseniz. Çünkü bizde küçük soğan gitmez. Çok nadir. Bir iki tane orta boy alacağım. Şey, yeşil soğan da çok güzel duruyor. Niye? Tam yeter. Ne kadardır, tahmin alayım? 2 kilo. 1,5 kilo orası. 2 kilo mu? Tamam, buna bakıyorum. 1,70. Tamam. Market poşetlerimizi böyle bezlerden şey yapıyoruz, evet arkadaşlar, kullanıyoruz. Mümkün mertebe plastik aynen kullanmamaya dikkat ediyoruz. Yani bunları da şu an mecburen böyle koyuyoruz. Evet. Şimdi diyecekler ki bunları niye böyle koydunuz? Ve patates inanılmaz topraklı, ellerim hala topraklı. Onları yani bu şekilde koyarsak zaten aman aman kullanmayacağız girer diye bir şey yapmıyoruz ama mümkün mertebe. Elimizden geleni yapıyoruz. Aynen. Nane de alalım mı? Nane mi? Nane. Neyi de kullanacağız? Limonata falan yaparken. Tamam. Yeşil soğanımız bitmişti sanırım. Ah, bitmedi de bugün bitiririz onu. Ay, şu marulu bir kadın sandım, bana bakıyorsun. Bana niye bakıyor? Çok ıslak olmuş bunu. Geçen pazarda annemle bunun 3 tane kadarını 10 liraya aldık. Burada 21 lira ve... 21.90. 2 yemekte falan biter yani. Bir de şey alalım mı göbek? Göbek diye kıvırcık al ya. Ben göbeği sevmiyorum. Ben de göbek sevmiyorum. 80-80'den sonra. Bunlar çok ıslatmışlar. Şu alttakini al. Bu mu? Kalite kontrolüne bak. Alayım mı? Al. 10 gram. Sebzelerin bir kısmını bitirdik gibi bir şey ama yani burada şu an bir tadilat var, o yüzden her şeyin yeri değişmiş. Normalde sıralamaya göre böyle ne alacağımı biliyordum. Mesela şu an şurada sebzeler falan var, meyveler var, salatalık, bak orada salatalık alacağız. Daha bitmedi yani. Bir de semizotu alacağız. Bu semizotunu da annem çok şey yapıyordu, yiyordu. Volkan hiç sevmiyordu, o zaman çok beğendi. Bir kere tadına baktı. Bir de çok faydalı. Evet, çok faydalı. Ben bir ara Google'dan bakayım dedim. Bir tane kuşuk getirir misin? Bir tane kuşuk getirsene. Ya öyle deme çocuğa.
Aa, bunlar da baby marul. Değil mi? Şöyle bir yazı göremedim şu an, kafamdan sallamış olabilir miyim? Nerede bu göbek aslında? Pardon, baby göbek. Ama pazı diyor, pazı baby değil ki bu. Baby marul göbek. Hatta bu akşam bunu yapalım aşkım. Tamam. Cacık gibi yapıyoruz. Ha, bu arada evet, cacık gibi yapıyoruz ya arkadaşlar, çok faydalı. Evet. Tadına bakmayanlar, şunun tadına bilenleri bir like atsın. Bütün her şeyi deneyip şu deniz börülcesini bir türlü denemedim ve bilmiyorum, bir çekmiyor canımı. Kaç kere böyle bulunduğum mekanlarda masaya geldi gitti ama hiç tadına bakmadım ve gerçekten merak ediyorum. Bundan sonraki bir işte dışarıda deniz mahsulü denediğimizde tadına bakacağım bu sefer bunu, ama evde hiç yapmaya niyetim yok çünkü beni çekmedi şu an. Domates, biber, salatalık. Şimdi salam dildirmeye geldik. Benim en sevdiğim salam bu şey, fıstıklı olandan. Her ne kadar bizimkiler salam yemediği bana sürekli bağırsa da ben çok seviyorum. Ben çok yemiyorum. Ben çok seviyorum. Ben salamı seviyorum. Ben de severim. Ben her şeyi seviyorum ben ama de. Salamı da yiyeyim. Neden ye? Ne alaka? Volkan'a hep probis alıyoruz. Bir nasip olmadı. Yiyemiyor çocuk. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben benim yediğimi söylüyorlar ama arkadaşlar alıyor, kenara koyuyor, yemiyor. Üstünden 3 ay geçiyor. Yani ne yapalım yani, seninkinin mezar taşını falan mı dikelim? Nasipse. Çok gıcıksınız ya. Evet, güzel bir şeyler. Ben kendimi hemen seçmeliyim. Çek beni kardeşim. Propis'in büyüğü varmış, onu alalım. Biz yemiyoruz ya, o yüzden küçük aldım. Yani sen yiyorsun aslında ama. Şey. Tamam. Büyüğünü bırakıyorum. Etici. Okan, sence yaparsın, gel güzel bir şeyler. İki pis boğaz buluştuysa. Güzel bir şeyler bu. Bu da güzel. Yok yok, değilim. Ben severim. Ben de çok seviyordum da o kadar çok yedim ki çikolata midemi bulandırmaya başladı. Aşırı çikolatalı. Neyim? Aa, şunu alayım. Bugün geçen gün gelmişti. İlker göndermiş, çok güzel. Hı-hı, cookie. Tamam. Bunlar. Bunları şöyle kenara istifleyeyim. Şimdi ekmek reyonuna geldik. Dur, çekip durma, sürekli çekiyor. Ne alalım? Ekmek reis, hadi seç. Hmm. Ekmek reis. Seç. Güzel bir tost ekmek seç. Tost ekmeği. Ama bu küçük ya. Evet. Biraz daha büyükleri oluyordu. Nerede o? Ha bak. Şey bak, halk ekmeğininmiş. Bu ama daha güzel, daha büyük. Bundan alalım bir tane. Ben hiç sevmem normalde halk ekmeğinin ekmeği. Ekmeğin içinde dolu oldu. Ay evet, ben de bunu arıyordum. Bu çok güzel bir şey bu arada arkadaşlar. Çok severim. Ne bu, katmer mi? Katmer. Bunları dolaba da atabiliriz. Buzluğa, aynen. Aşkım bir tane de lavaş. Yıllık markete başlayalım. Heh, ay çok pişmanım. Yeniden tantuni yapalım. Ben arkadaşlar bir kere tantuni yaptım. Durun anlatacağım. Tantuni çok güzel. Hiçbir sorun yok. Sadece ekmek o kadar kötüydü ki yani, Allah affetsin. Hani semsert ve sandım ki paket patlak bayatlamış. Ondan sonra ben dedim ki hani gidin şuradan alın ama oradakiler güzel oluyordu. Ne bileyim ki hani böyle semsert olmuştu. Yiyemedik. Paramparça oldu tantuni. Şunun yumuşaklığı ve güzelliği karşısında mest oldum şu an. Burada da bu cuburlar var. Doğuşan seversin. İlgilen. İlgilen burayla. Beğendin at. Nasıl yani, yalan? Ha, ne atsın? Ama bilmiyorum. Ya niye bu bunlar böyle tam parça? Tam parça. Al şunu. En sevdiğim. Karikasın peynirlisi. Dur ya, bari onu yaptılar. Ne oldu? Düğünü mü alacaksın? Dur. Olur. Abi. Al. Bunu niye alıyorsun? Patos. Tamam, al onu. Aga ben Doritos'çuyum bebeklikten i̇şte. Beri. Çocukluktan belli. Çocukluktan belli. Yani. Acılı, ben bunu severim. Volkan'ı kaybettik arkadaşlar. Evet. Hakikaten nerede olduğunu bilmiyoruz. Biz alışverişe devam. Ama market çok iyi bir karar abi, kaybettik. Bir şeyler almış. Söyler misin? Söyler misin? Abi, düğünde bile yenilmeyen tuzlu kurabiyeler aldı. Tuhaf kurabiye aldı. Ben seviyorum diyor. Gerçekten tuzlu kurabiye seviyor da hani gitti en
zevksiz tuzlusunu aldı. Neden? Bana diyor ki, yenge diyor, abim de çok zevksiz seçimler yapıyor diyor. İyi ki gitti falan bir şeyler söyledi. Ben abim geliyor, çok sevinmiyorum. Tokat mı geliyor? Ben dedim, peki ben diyor ki, harbiden sen diyor çok güzel zevksiz seçimler yapıyorsun. Ay aşkım hoş geldin, biz de seni arıyorduk. Evet, şimdi alışveriş bitti. Yani daha gezsek daha eminim bir sürü şey bulduk ama çok gezmeme kararı aldık. Yeter yani, sokakta koyacak yer kalmamıştı. Şurası sağlıksız gibi ama geri kalan sağlıklı. Yüklenip şimdi eve gidiyoruz. Kolay gelsin. Hemen bizimkiler. Ben hiçbir şeyim sürmedim sağ olsun. Onlar taşıdılar. Bagaja yerleştirmeler yapılıyor. Bunu yanılmaz mı? Benzinliğe geldik şimdi. Bu gece yine zam geldiği için benzinlikler full artı full. Bayağı bir sıra bekledik. Devam edin 11 numaraya. Ortalık karışık, herkes birbirine bağlı. Abi sen ne yapıyorsun ya? Kim alacaksın sen? Bir bekle, sırada bekle. Vereceğiz. Bak şu an burada sıra var. Al aracını geri. Haklı. Oraya geri geri yanaş. Haklı. Doğru. Kocaman araba yani. Bunun burada ne işi var? Şimdi yerleştireceğiz ama öncesinde buzdolabının içini bir süredir temizlememiştim. İçi bayağı bir karışık. Onları bir temizleyelim. Şu öncelikle kahvaltılık çekmecelerini düzenleyelim. Sirkeli bir suyla siliyorum ben. Nazarları korumak için. Şaka şaka çok severim bu sirkeli suyu. Her şeyde toz falan alırken bile bunu kullanıyorum. Böyle bunları falan şey yapıyorum, düzenliyorum içini falan. İşte şimdi bunları kenara alıyorum. Kahvaltılıklar çıktıkça bunlara ekleme yapacağım. Şu an bunlar çıktı. Aşkım sen bana bir müsaade et. Şöyle şey yapayım. Üste koyalım, açıkta kalsın biraz. Bu poşet bitti. Burada abur cuburlar var, sıra abur cuburlara geçiyoruz artık. Şuradan oradan makarnaları falan yukarı kaldırsın. Doldu. Bunu normalde çekiyoruz ama çekilmemesi lazım. Çünkü sıkıştırdım kenarlarına. Böyle çıkacağız. Ayırıp öyle alacağız. Bir üstte de mesela bakliyatlarımız var. Bir üstte de işte menemen. Yok, diğerini koydum. Bir üstte de menemen var. İşte çay, şeker. Hep böyle stoklu şeyler var. Bunu da şöyle şuraya koyayım. Aşağıda yer bitti. Şimdi her şeyi yerleştirdik. Yemek hazırlığına başlayacağım. Gerçekten çok acıktım.
Sabah böyle çok doğru düzgün bir şey yememiştik. Çorbası yapacağım, sebzeli kabak çorbası. İşte salata falan yapacağım. Bizimkiler semiz yoğurtlu, yoğurtlu böyle bir şey istedi. Onu yapacağım. Çok basit zaten. Cacık gibi salatalık yerine semiz yoğurt koyuyorsunuz. Bir de şöyle yarım paket kıymam var. Bunu da böyle bir şeyle değerlendireceğim. Hızlıca yemek yemek istiyorum. Sonrasında dizi izleyeceğiz. Breaking Bad inanılmaz sarıyor şu dönemlerde. Biraz eski bir dizi ama çok severek izliyorum. Bu da yeni bir dizi önerim olsun. Eğer daha önce izlemediyseniz seversiniz bence. Bulaşık deterjanım bitmişti. Allah'tan stokla gidiyoruz da yenisi var. Yoksa şu an var ya hiçbir şey yapamazdım. Bilir kabak çorbası benim en sevdiğim çorbalardan bir tanesi. Yeni evlendiğimde özellikle sürekli yapıyordum ve hani takipçilerim gerçekten artık o kadar şey yapmıştı ki mesela en sevdiğim çorba ne desem herkes bilirdi. Hala çok seviyorum ama böyle ara ara sıkıldığımız için değiştiriyorum. Şimdi kabak için soğan, patates, kabak ve havuç. Yani mercimek çorbası gibi sadece mercimeği çıkartıyoruz. Onun yerine kabak koyuyoruz. Allah! Ay, ilaç düştü. Önce soğandan başlıyorum çünkü. Önce soğanı atacağım. Biraz soteleyeceğim. Ardından patates, havuç, kabak. Böyle ince doğramıyorum. Babaannem arıyor. Kalın parçalar halinde doğrayıp hemen atıyorum. Koyuyorum biraz hızlıca kettle'da su kaynatacağım. Bu da bu arada köyden geldi arkadaşlar bu kabak. Volkan'ın annesi, amcası, aman üf kafam karıştı iyice. Volkan'ın annesi dayısıyla göndermiş. Bugün de Volkan bize getirdi. O yüzden bu köy kabağıyla yapacağım. Zaten tipinden anlamışsınızdır direkt. Markettekiler hiç böyle değil. Biraz kapağını kapatacağım, yumuşasınlar. Hatta biraz tuz atayım, daha kolay yumuşasınlar. Soteleme işlemini yapmadan direkt sebzeleri kesip de pişirebilirsiniz. Ama ben her seferinde yapıyorum. Hiçbir zaman sote yapmadan bir çorbayı pişirmedim. Bence zaten kolay bir yemek. Yani biraz daha üzerine uğraşıp çok daha lezzetli bir şey ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Sotelerseniz ekstra lezzetli oluyor. Bir tarafta da diğer yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. Hangi yemeği? Tencereye de şöyle direkt kıymamızı alıyoruz. Önce bunu böyle birazcık kavuracağım, suyunu salacak. Ondan sonra biraz daha su ekleyip pişireceğim. Sonra bir de bunun üstüne soğan keseceğim. Dyson'ın süpürgesi gelmiş arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Süpürge değil aşkım, boru. Dyson'ın süpürgesi geldi arkadaşlar. Bu anı bekliyordum. Boru ya. Allah Allah. Ay, iki dirençliği söylüyorum. Dyson'ın borusu gelmiş arkadaşlar. Süpürge. Dyson'ın borusu gelmiş arkadaşlar. İnşallah rengi yanmış değildir. Çünkü biz burayı için beklemiştik. Farklı renk istemiyoruz demiştik. Yes, aynısı. Oley, mutlu oldum. Bir 15 falan yazmıyor. Çok ilginç bir şekilde.
Normalde yazıyor muydu? Yazıyor. Aman aşkım ya, bir şey olmaz. Görüyorsunuz böyle detaylara benim takılmam lazım. Onun yerine Volkan takılıyor. Şu ayakkabılığı kapat kapat. Bin kere kapattım gidiyor açıyor ya. O sıra siz bakmayın. Ya tırnaklarıma bakın, tırnaklarım ne kadar güzel. Evet, kapattığına göre devam edebiliriz. Bunu hemen yemekten sonra şey yapalım. Ne? Tamam. Şimdi biraz böyle üstüne geçecek kadar. Ay, Volkan devraldı. Şöyle. Su koyacağım. Muhtemelen ben biraz fazla pişiriyorum. Muhtemelen bu su çekecek, sonra tekrar ekleme yapacağım. Kıvamını tutturana kadar su ekliyorum ama tadında bir farklılık olmuyor tabii ki. Malzememiz çünkü bu. Burada benim konudan konuya atlayış. Şunu denediniz mi? Çok güzel. Sürekli mükemmel bir Hacı Şakir kokusu var. Mükemmel bir beyaz sabun kokusu, evet, var. Evet. Hacı Şakir kokusu var ve lütfen Hacı Şakir'in adı. Ben birçok şeyi bununla yapıyorum. Mesela bu normalde siyah ya, iz bırakıyordu. Bunda iz bırakmıyor. Çok enteresan. Bir de ben geçen TikTok'tan gördüm, biliyor musun? Bence abartılı bir video da. İşte CP kullanat olmadığını ne zaman öğrendiniz falan. Bir şey söyleyebilir miyim? Videoyu izledim. Bir şey söyleyebilir miyim? Ki ben iki pakette öğrendim falan. Abi. Ben bir kere kahve makinesini hemen gösterelim. Kameramanca bir tarif et. Kameramanca diyor, beni tarif. Şurasındaki şeyleri temizledim. Ondan sonra bu altına böyle şeyler birikiyor. Kahve şeyleri birikiyor. Bununla böyle işte her yerini temizledim. Neyse, yıkadım falan. Bununla aldım. Sonra o altta biraz birikmiş. Ben de buradaki o partiküllerden dolayı pislenmedik. Sadece partikülü aldım. Onun için ne yaptım biliyor musunuz? Onu yittim, suyun altına bir güzel söktüm. Sonra gittim bir daha oraya aldım. İyi günler. Ve gayet de güzeldi. Hatta bunu Hazal'a söyledim. Hazal böyle yaptı. Şaka yapıyorsun. Ben kabul etmiyorum. Bu seni ilgilendirir. Bu neyin kafası? Bu benim yaşadığım hayatın kafası. Dın 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 dın. Volkan daha demin... Açık mı? Tabii ki açık. Volkan daha demin diyor ki yani illa diyor şu mutfağa gireceğim yani diyor da. İlla beni bir demi-glace şefliğime... Öyle bir şeflik olmadığını tahmin ne zaman öğrenir? Ne peki, o neydi lan? Demi-glace... Executive chef. Demi-glace bir sos. O bir sos. Ya inanmıyorum ya. Aşçı karım var ve senin söylediğin şeylere bak. Komedi bir adam. Öbür ilgilerimiz arada... ben bunu çok merak ediyorum. Senin en çok istediğin şey aşkım. Ne bu? Diyor illa şu mutfağa gireceğim diye. Volkan mutfağa giriyor. Belki bütün kocalar ya da sevgililer böyle girer. Bunu böyle karıştırır, kapaklarını açar. Ondan sonra gider. Sanar ki sonra bütün yemeği kendisi yaptı. Ah garibim. Oh garibim. Söylesene, ne zaman göreceğiz? Kaçırmıyor bu. Ben ve takipçilerim giriyor canım. Şunun da adını bilenler oraya bir like atsın. Buna ne zaman güleceğiz? 10 kere söyledim bugün. Bu ses olacak ama. Aynen, ben sinirlendiğimde buna hızlı hızlı vuruyorum. Arkadaşlar herhalde. Bir de Fatma'nın en sevmediğim huyu ne biliyor? Başladık yine. O kadar sesli yapıyor ki. Yaptık şeyleri. Dı 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 dı. Küt, pat, küt. Benim sese hassasiyetim var. Bunun ne olduğunu bilenler alta yazabilir mi? Şunun dadını bilenler. Koşuşunu gördünüz mü? Bu nasıl bir koşuş ya? Wow. Bu tam, bunu kesiyorum. Bir tanem tamam. Neyi kesiyorsun? Kes. Hayır, az diyorsun, çok şey, diyorsun, sonra bir ay şeklinde yap aşkım. Öyle yaptım, geçen gün böyle yaptım. Yarım ay. Bence yemek çok uzun sürmeyecek ya. Yarım saat için hazır olur bence. Hı hı. Bu yaşlanın yoruyor koydum. Aşkım bunları kaldıracağım, bir kutu yapacağım ona ya. Ah! Of! Gözüm yandı ve şarjım bitiyor. Gözüm çok yandı. Ama şimdi pişti. Ben tavuk falan haşladığımda, özellikle bütün tavuk haşladığımda sularını böyle süzdürüp bu tarz kilitli poşetler var. İşte buradan döküyorsunuz. Ben alttan açtığım için hatta da göstereceğim. Şu şekilde. Bunlar böyle her yerde satılıyor. İşte yüzbirlerde, şoklarda falan da var. Buradan böyle döküyorsunuz, bir huni koyuyorum ben. Sonra bu şekilde hemen hızlıca ters çeviriyorsunuz ve kilitleniyor. Bunu böyle buzdolabına atıyorum. İşte tavuk suyuyla bir şey yapacağım zaman bunları kullanıyorum. Ve bayağı pratik oluyor. Şimdi çorba da pişti. Hemen bunu da atacağım. Tuzunu atmıştım zaten. Bir de servise yakın, acı olmasın diye sona doğru atıyorum. Karabiber falan atıyorum. Gayet güzel oluyor. Bu şekilde buradan bastırıyorsunuz ve çıkıyor. Bunu böyle normal kendileri işte... buz kalıbınız yoksa ya da işte buzluğunuz buz şeyler oluyor ya kendiliğinden. Mesela bizim yok ama benim buz kalıbım var. Onlardan yoksa buna böyle normal su da koyabiliyorsunuz. Ama bunlar tabii bu arada tek seferlik.
Böyle sürekli yeniden kullanamıyorsunuz. Ben böyle 7-8 tane falan koyuyorum içine. Ellerim dondu. Aşkım. Ben çok içiyorum zaten yani içerim. İzlememiş. Avukatı kaçırıyor var ya. Sen dersin neresi? Tüm evin hayrancısı Volkan. Ben hayran yapamıyorum. Sevmiyorum, yapamıyorum. Benim yaptığım biraz böyle parçacıklı falan oluyor. Aslında yapsam yaparım da. Volkan gibi yapmadığım için olmuyordu. Şimdi Volkan gibi yaparsam oluyor. Ama o daha güzel yapıyor. Ben de salatayı yapıyorum en azından. Aynı anda işlerimiz bitmiş oluyor. Arkadaşlar yemek yedik ve inanılmaz fazla yediğim için çok şişim. Şimdi böyle bir ağzıma girdi bütün deterjan havalı uçuyor. Geçebilirsin. Şimdi mutfağı temizleme zamanı. Volkan da evi sıkılıyor. Biraz ortamı falan katılmış olabiliriz. Sen ne yapıyorsun burada? Merhaba. Gerçekten yine çok yoruldum. Niye böyle oldu anlamadım. Belim çok ağrıyor şu an. Zaten markette de bayağı bir vakit geçirdik. Sonra ben hiç durmadım yani marketten sonra geldim direkt. Yemek hazırlamaya başladım. Yemek hazırladık, yemek yedik, mutfağı toparladık falan filan. Şu an saat belki 9 bile olabilir yani çok enteresan bir şekilde. Hızlı geçiyor. En son ben saate baktım. Saat 3'tü. Öyle söyleyeyim. Biraz dinleneceğim. Gerçekten benim ağrıyor. Sonra böyle bir şeyler yaparsak tekrar kameraya açarım. Şimdi kızlar saçlarımı falan topladım. Makyajımı çıkartacağım da bayağı iyi durumda aslında var ya. Çok hızlı yapmıştım ama böyle bir kapatıcı kaşlarım tabii ki taradım, sabitledim. Allık hafif böyle bir renk. Ondan sonra tabii ki fardan eyeliner. Bu kameram pis mi? Makyajımı falan çıkartayım, birazcık bakımı yapayım. Doğukan gitti bu arada. Ay beni sinir ediyor. Bir de Doğukan'ın Prism Break'in alakası. Breaking Bad'in bölümüne yetişmesini bekliyorduk aynı anda izleyelim diye. O izliyordu. Arkadaşlar çağırdı bizi sattı gitti. Her zamanki gibi. Bu arada bugün videoda diyordu işte ben propisi yiyemedim. Hep böyle yaptığı için çay saatini beklemeden gittiği için daha yeni yedik ağzımızda yani buramızda yemekler. O yüzden propisi yiyemiyor. Sonra da suçu bana atıyorlar. Kim yedi? Fandor yedi. Ay ben yesem bile Doğukan gelip yemediği için arkadaşlar yani. Ne yapayım şimdi? Mesela bir çay, bir kahve bir şey olduğu zaman da ben yanında bir şeyler yemek istiyorum. Evde bir tek o kalıyorsa onu yiyorum. Yiyorum. Şey gibi oldu ya. İşte son kalan kokonatı kim yedi? Ben yedim. Ama neden yedim? Söyleyeyim. Açtım. Survivor'da kimdi ya? Bir ünlü yapıyordu onu. Yaprak dökümündeki o adam mıydı yoksa?
Yine bunun şarjı yok. Ben anlamadım. Ben bunu sürekli şarja takıyorum. Ben yüzümü Seven'in bu fren temizleyicisiyle yıkıyorum. Bu da bitti. Gelmiyor o yüzden. Var biraz aslında. Şarjı bitti tam kameranın yüzümü yıkarken. O yüzden orada kesildi. Şu an tekrar böyle bir kayıttayken taktım. Çalışıyor. Cildimi bununla yıkadım. Sonra peçetelerimi kuruladım. Ardından şu Ave'nin termal suyunu sıkacağım cildime. Şöyle. Bu böyle cildimdeyken, cildiniz ıslakken hyaluronik asit uygularsanız, hyaluronik asit olarak da L'Oréal'in B5'ini çok seviyorum gerçekten. Bayağı beğeniyorum bunu. Neredeyse yarısını geçti, bitti yani. De bununla da böyle cildime o nemi sıktığım o termal suyu sabitliyorum ve resmen nemi cildime hapsediyorum. Böyle uyguluyorum. Bugün tonik kullanmayacağım. Çünkü çok fazla böyle her gün tonik kullanmayı sevmiyorum. Yani cildimi sanki tahriş ediyormuş gibi. Toniklerin içerisinde de işte soyucu şeyler oluyor. Salisilik oluyor, glikolik asit oluyor, EHA, BHA oluyor falan filan. Şöyle boynuma da getirdim. Bunun böyle kurumasını bekleyeceğim. Cildimi iyice emilmesini bekleyeceğim. Yüzümdeki makyajı çıkarmak için de Yves Rocher'in şu serisinin micellar suyunu kullandım. Bunun bende şeyi falan da var, yüz yıkama jeli falan da var. Hatta burada olması lazım. Aynen buldum yüz yıkama jeli. Bu da mesela güzel diyorlar. Hiç denemedim. Böyle size de bir göstereyim dedim. Boş yapıyorum şu an. Bakıyoruz. Cildimiz hemen çok güzel bir şekilde nemlendi ya. Şu an fark edebiliyorum. Ardından Dermoskin'in bu Be Brightening şeyini kullanıyorum. Peptidli serumunu kullanıyorum. Bunun tasarımını çok beğendim. Bakın size göstereceğim. Şöyle buradan atıyor. Açıyorsunuz ve buradan direkt pompaya alıyorsunuz. Ve yani uzun zamandır ilk defa şu pompanın tamamen dolduğunu görüyorum. Bütün markalardaki, hatta direkt şöyle yüzüme yapayım. Bütün markalardakiler böyle şey oluyor. Yarısına kadar ucunu sadece alıyor. Sinir olamıyor. Hepsinin tamamını alsana. Bazen çünkü bazı ürünlerde o pompanın tamamını kullanabiliyorum. Hatta biraz alnıma da. Tamamını alsana 2-3 kere niye elimi sürdürüyorsun oraya? Şunu şöyle aşağıdan çekiyorum ya, hiç güzel değil ama ne yapabilirim? Şu an onu sadece ne halim ne dermanım hiçbir şeyim yok. Hatta sizin için büyük banyoya geldim. Normalde tabii ki kendi banyomda yapıyorum bunları. Bu büyük banyo misafir banyosu olarak kullanıyoruz biz. Yine haliyle. O yüzden buradaki banyoyu eşyalarımı taşıdım ve burada hani içerik daha güzel olur diye düşündüm. Diğeri daha küçük çünkü. Nasıl yapmışım, iyi yapmışım. Son olarak bu biraz emilsin. L'Oréal'in yine şu ikisi favori gerçekten. Pure Niacinamide serumunu seviyorum yine. Bunu kullanacağım. Bu da bakayım. Şurada. Azıcık kalmıyor. Zaten görünüyormuş. Azıcık kalmış. Bu da öyle. L'Oréal'in gerçekten bu ürünleri bayağı başarılı. Bak mesela, bak şimdi. Ürün az olduğundan da olabilir bu arada, bilmiyorum ama böyle yarım. Niye? Cildinize bu arada bu damlacığı değdirmeyin. Bu cilt bakımları bu kadar popüler olmadan, herkesin cilt bakım önerilerini vermeden önce benim böyle severek kullandığım bir şeyim vardı, serumum. Ama cildime değdiriyordum ve o dönemlerde gerçekten hani bunu herkes yapıyordu. Eski bir şeyden bahsediyorum. O zaman kimse böyle ders vermiyor ki. Şu an herkes cilt bakımı için uzman. Herkes birbirine ders veriyor. Neyse, bazıları gerçekten mantıklı konuşuyor Allah'tan. İşte cildime böyle değdiriyorum. Abi cildimi çok güzel yapan serum bir anda böyle cildimi sürekli sivilce falan çıkartmaya başladı. O zaman şey dedim böyle kendi kendime. Bende de böyle cilt bakımı verirken bazı tikler vardır. İşte mesela peçete şöyle göstereyim. İşte mesela dışa doğru böyle duruyor ya, hani böyle kopartıyorsunuz. Koparttım, burası dışa duruyor ya, buraya toz değdi diye dışarı doğru duruyor çünkü. Bu tarafını kullanırım mesela. O kadar takıntılıyım cilt bakımında. Ve işte onu böyle kullanıyordum. Neyse, baktım böyle bir şey oldu. Dedim ki bence bunu yüzüme delirdiğim için oldu. Ben onu serumu çöp atıp yeniden almıştım hatta. Ben bunu yeniden yapayım. Gerçekten de o zaman öyle bir şey olduğunu fark etmiştim. Deneye yanında böyle şeyleri öğreniyorsunuz. İşte bilmeyenleriniz varsa mesela diye göstereyim dedim.
Şu anlık cilt bakımım bu kadar. Bir de bir tane çok sevdiğim bir kremim var. Onu sürüp hemen bitiriyorum. Şu son zamanlardaki favorim Juvenil markasının. Bu da Brightening kremi. Gerçekten lekeleri çok güzel bence. Açıyor ve cilde böyle bir efekt veriyor. Tek renk efekti. Ben bunu seviyorum. Dokusu gerçekten çok güzel. Ben ilk başta böyle su formunda bir ürün değil. Hafif böyle hissettiriyor yani varlığınızı cildinizde. Dedim ki aha dedim bu kesin bana sivilce yapar ama hiç yapmadı. Evet en son cilt bakımı yaparken bir anda kamera kapandı. O yüzden yani nemlendiricimi sürdüm. Güzel bir nemlendirici. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Şimdi artık dizi izleyeceğiz. O yüzden kendimize... Bu arada Doğukan gitti söylemiş miydim? Kendimize şöyle bir dizi izlerken... Ay çok özledim 3-4 gündür izleyemedim ya böyle bir bana şey geldiler yani. İzlemem lazım. Şey acılısını yiyelim yemeyelim. Sadece turuncu seviyorum yani. Acılım acılı sevmiyorum. E niye patosun acılısını aldın? Sen yiyorsun diye aldım. Bunu sen bana mı aldın? Onu ben almadım ki. Sen aldın aşkım. Tamam onu ben kendim aldım. E tamam bunu yiyelim. Tek mi yemek istiyorsun? Yo tamam. Şunu cayuuu. Hupsi. Öldün zaten. Ay ne öleceğim be hiç güzel değil bu arada. Aa bizim buraya... Aa tuzlu açtığını koyalım bir de işte. Hızır açmışken. Yok ya sevmedim. Bak işte. Bu yüzden bir de bunu alıyordu 2-3 tane. Hayal ettiğim gibi değil. Ben dedim yani. Bir de Doğukan demişsin bunun tuzlu için bayağı şey. Tuzlu diyor. Birazcık tatlı geliyor değil mi? Ben hani böyle kafelerde çayın yanında veriyorlar ya. Bim'dekinden istiyorsun sen ben anladım. Aşkım şu ince uzun susam mı? Senin nereden Bim'de 24 saat yedirdiği sana olandan var. Ondan istemiyorum işte. Kırmızı kapla Bim'de sadece satılan Bim ondan ne? İstiyorsun. Bim ne? Büyük İstanbul İmparatoru. Ay iğrençsin. Koyuyorum bundan bir iki tane yeriz. Doğukan'a bugün 3 tane zorla yedirdim. Ben yemeyeceğim abi yiyeceksin. Tamam tatlı koyduk. Onu tatlı koyduk dedim. Bir tane cips koyduk, bir tane brolü. Başka bir şey yok. Ne koyalım? Aklıma... Bak çekirdek de almadık görüyor musun? Ya niye gittik? Geçen günki çekirdeği bitirdin mi yoksa? Bitirdim yoksa. Arkadaşlar evde ne cips bırakır ne bir şey bırakır. Bak açık ve net bir şey söylüyorum. Ben çekirdeği çok seviyorum. Hani bu konuda bana... Ben çok severim de sivilce pediyi yiyemiyorum. Hiç olma bile müsaade etmiyor. Bak çekirdeği çok seviyorum. Sen bakabilirsin o sırada. Ben arkadaşlar dertleşeceğim. Çekirdeği ben çok seviyorum. Bununla ilgili bana kim ne derse desin kabulümdür yani anladın mı? Ama babam kadar sevemezsin bunu. Ya tamam her neyse. Ama yani kendisi dolapta bir şey bırakmaz. Yer yani tamam mı? Böyle bir iki gece geç geleyim bir şey olsun şu bu hani bir şey atıştırmalıklardan yemeyeyim. Sonra derim ki aşkım şu cips koysana yedim ben onu da. Çikolata bir şey oluyor. Olur ya? Çikolataları kadınlar bir şey yok. Ya gerçekten evin her tarafında kamera döşeyeceğim. Aşkım bir de sen çıkar mısın ya? Baksana Fatma'nın şeye doluşturmuş burayı şuradan isot çıkıyor. Aşkım ben. O isotları sen mi aldın? Ben aldım aşkım. Ben koymadım çünkü ben onu oraya. Ben isot yaptım da yer yok çünkü o tarafta. O yüzden buraya koydum. Sana dayak masajı. Arkadaşlar bunu patos. Şu böyle mix. böyle şeyim bu. Duydunuz mu? Hepsi Fatma'nın yiyeceği diyor. Ya tamam da bunu gitti kendi aldı. Diyorum ki hani ben yokken tek başına yiyeceği zamanlar oluyor ya. Hani daha demin anlattığı gibi. O zaman bana bir o zaman git ye bunları. O zaman bana bir güzellik yapacaksın şu an kameraların önünde. Ne? Yapacak mısın? Bak aşkım, ben sana bu ara çok güzellik yapıyorum. Bilemem. Bak çok güzellik söyle yapıyorum. Söyle hadi. Zor bir şey değil. Hadi ne böyle oldu? Şşş. Yapacak mısın? Söyle, lafı eveleme. Tamam söylemiyorum. Tamam söyleme. Ben söylemiyorum abi. Söyleme. Ben filmini izlemiyorum. Ben geçiyorum içeri. Ben Breaking Bad izliyorum. Niye? Yiyorum. Ben onu yiyeceğim. Basit ya. Hani şunu çıkarmış. Şunu. Bak bu böyle tatlı ekşi. Çok ben güzel bir şunu şey. Yiyelim bu da bana. Sade. Ya bunu yiyelim ne olur. Aşkım, bunu yarın sen yine yiyebileceksin. Ki. Yarın yine yiyebileceksin sana. Bir şey söyleyeceğim. Bunu hiç yemeyeyim. Ben arada atarım bundan abi. Bundan da yiyorsun. Geçenlerde aldım yedim. Şekerli ekşi. Ben sevmiyorum. Ekşili yok. Ha ekşiymiş evet. Bana bir güzellik yapacak mısın? Eskiye dönelim mi? Tamam hadi söyle. Getir zaman bana çekirdek söyleyeceksin abi o zaman. Hayır söyleyemem. Söyleyemezsin. Çünkü neden? Ben yapamayacağım şeyleri niye yapıyorum peki sen isteyince? Görüyorsunuz ne kadar çirkefleşiyor. Aşkım çekirdeksiz yapamaz mısın? Yok. Niye şu an bu saatte getirden çekirdek yani? Çünkü yemek istiyorum. Tamam hadi. Yeter mi? Yeter. Ne içeceksin? Brownie'yi şimdi biraz ısıtıyorum. 1 dakika kadar. Böyle bir şey. Bundan bir kere almıştık, beğenmiştik. O yüzden bir daha böyle bir aldık. Bu böyle içinden çıkan bir çikolata sosu var. Bundan sıkacağım.
Evet, şimdi vlogu kapatmaya geldim. Bu video gerçekten aşırı eğlenceli ve komik oldu. Bu tarz doğal içerikleri ve doğal videoları sevdiğiniz için bunlardan artık bol bol çekmeye çalışacağım. Özellikle bu vlogun favori kısmı şu Volkan'la birbirimizi yediğimiz sahneler. O kadar güldüm ki videoyu mesela totalde editlemem, işte sallıyorum 1,5-2 saat sürdüyse, şu sahneyi, sadece çok kısa bir sahne olmasına rağmen ham görüntüsü, şu sahneyi editlemem belki 40-45 dakikamı aldı. Çünkü gülmekten kaç kere gözlerimden yaşlar geldi. Volkan'la birlikteyiz bir de editlerken. O yüzden bir o gülüyor bir ben gülüyorum, yani var ya, asla editleyemedim. İnanılmaz eğlenceli ve komik oldu bence. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalıma henüz hala daha abone değilseniz aşağıdaki butonlardan da kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.